Arka Bahçeye hoş geldiniz. Evet, bu hafta Belbele ile açtık. Tabii siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Böyle güzel erken bir selamlama oldu. Seyircilerimizle birlikte tabii ki konuklarımız da hoş geldi. Bu hafta Belbele ile açtık programımızı. Balkanlardan Kafkaslara böyle bir yelpaze ile sağ olsunlar kırmadılar. Diğer konuklarımız moda sahnesi oyuncuları. Geçen yıl biz onları ziyarete gitmiştik. Onlar iadeyi ziyarette bulunuyorlar bugün, sağ olsunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onur Uysal, Timur Acar, İnan Ulaş Torun bizimle birlikte. Bir de sahne seyyahı, onun hikayesini de konuşacağız bu akşam. Zira aslında biz dahil bütün tiyatrolara, sanat dünyasına güzel bir amme hizmeti veriyorlar. Kamu görevi gibi yapıyorlar. Sağ olsunlar. Biz biraz Armağan Han'la da onu konuşacağız. Sahne seyyahı ne yapıyor, ne diyor? Şimdi ama böyle küçük bir ara verelim, yani nefes alalım. Geçen hafta neler yapmıştık burada, onları görelim. Sonra arka bahçede sohbetimiz başlasın. Ya evliyayı esman-ı çiyan, ya suvari hesbe hevran, Hızır Hızır, tu dermano hem o derdan, Hızır Hızır, ya Hızır. Giden ilk Türkiye'li yönetmen olmak tabii... Türkiye'li ilk yönetmen. Şey, ilk filmiyle ilk İlk yönetmen. Evet, doğru. Düzelteyim şimdi. Evet, evet. Öbür abiler kızmasın. Sonra ayıp olmasın. İlk filmiyle giden ilk Türkiye'li yönetmen. O sana ne hissettirdi? Yani bir şey hissettirmedi. Böyle bir madalyayla oraya işte bir güreşçi gibi falan Heyecanla. Hissetmiyorum. Kobani'nin anlamı algısı... böyle dejenere edilmeye çalışılsa da bazı kesimler tarafından aslında dünya barbarlığına karşı ciddi bir ses var orada. Belki yine de insanlığın çok ortaklaşarak sahip çıktığının da hakkını bence vermek evet, lazım. Özet. Bu arada Neşet Ertaş filmde öyle bir yerde giriyor ki filmde şarkı var. Söyleme. Duymuyoruz. Onu söylemeyeceğim de. Yok, söyleyeceğim. Tam yeri geldi. Ne, nerede geliyor o? Söyleyeyim mi? Suyu dökerim. Yakarım kanalı. İnsanlar kendi bedenlerine düşman. Erkekler kadınlara düşman. Erkekler kendi içindeki kadına düşman. Ki annesine tapan erkekler karısını dövebiliyorlar. Yani nasıl anneler, nasıl erkekler yetiştiriyor ki o erkekler eşlerine zarar verebiliyor. Yani çok ciddi bir sistem var. Yani burada da hani kadın erkek ayrımı var zaten. Yani erkekler her şeyi yapabilir, kadın hiçbir şey yapamaz. Evet, geçen hafta bayağı sezonu keyifli açtık. Yalan ne yalan söyleyelim. Biraz dertli günlerde açtık ama programı biz bu sezon bayağı başlamakta zorlandık malum. Memleket bir türlü nefes aldırmıyor. Biz dedik ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl başlayacağız? Hani müzikle mi, eğlenceli mi, hani çok mu dışında kalacağız falan derken toparladık. Dedik nefes alalım biz. İnsanların da ihtiyacı varmış. Geçen hafta onu anladık, en azından atlattık. Şimdi Belbele ile açtık dedik. Aslında biz Belbele'yi çok ağırladık tabii ki ama kendini çok yenileyen bir grup olduğunu söylememiz lazım. Yani hani safi roman müziği yapıyorlar, roman şarkıları söylüyor demek biraz yetersiz kalıyor. Sen biraz anlat, Belbele ne yapıyor bu ara, yeni neler var? Yani Belbele
Şimdi çocuklar beni affeder mi bunu söylediğim için bilmiyorum ama tamam, tam anlamıyla şeye, hani büyüklerin dünyasına uyum sağlama sürecinin böyle son noktası, ergenliğini falan bitirdi, bitirecek yani. Büyüklerin dünyasına alışmasınlar ya. Yani. Burası çok i̇şte keyifli ben, değil sanki değil mi? Ben paçadan çekiyor olmasam. Ha, iyi. Sana güvenimiz tam. Yani kuliste falan da farkına varmışsınızdır ama şey yani hani hani müzikal anlamda bir olgunlaşma süreci değil de öğrenecek çok çok fazla şey var. Anlatacak, anlaşacak çok fazla şey var. Bizim de hikayelerimiz birikiyor. Hikayeler biriktikçe paylaştığımız şeylerin kalitesi de değişiyor. Paylaştığımız şeylerin kalitesi değiştikçe böyle şuradan duyduğumuz şeyler de değişiyor galiba. Bilmiyorum, bizim içeride değişiyor bayağı en azından. Yok, kulağa da geliyor o. Yeniden. Evet. Yok ki akülüm var bir tek, onunla şey yapabilirim. Bütün hava mı? Yani netice itibariyle böyle bir şeyin hani böyle bir yuvarlanıp gitmenin içinden artık yani hani dertlerimizi anlatma noktasına geldik gibi düşünüyorum ben. Çünkü şey yani hani müzik, sanat vesaire bunlar çok çetrefilli, çok katakullesi bol işler ya. Hani bir yanda çok kutsal, bir yanda şeyde ayak altında falan şeyi yok, hani ortası yok. Hani birisi için aşırı kutsal, birisi için aşırı ayak altında falan. Halbuki şeyi hani özellikle bizim için söylüyorum. Kendini başka türlü ifade etmekte bu kadar yetkin olmadığı için insanlar bunu yapıyorlar. Ve hani şanslıyız ki şey yapabildik, bunu tercih edebildik falan. Çoğumuz aç kalmayı beraberinde tercih etmiş olduk falan ama tercih edebildik yani. Ama güzel bir yerdeyiz ya. Israrınız keyifli tabii. Bizim için öyle ama herkes için bir kolay değil. Bir daha dene, bir daha yenil. Ya ben şeyi böyle moda sahnesiyle ilgili neler konuşuruz falan diye düşünürken geçen yılki işte hani sizin açılıştaki röportajlarınızda işte patronsuz, hiyerarşisiz işte sanat yapmak falan. Nasıl? Hani oradan bize de çok böyle denk düşüyor, patronsuz televizyon nasıl oluyor falan, işte hiyerarşisiz çalışmak o ne mümkün falan diye. Hele medyanın son hali düşünürse nasıl oluyormuş? Bana baktığına göre. Ya bu tarafa bakayım istersen. Patron sana da öyle direkt. Nasıl duruyor abi? Patron benim falan diyorsun. Ya patronsuz. Hayır, o bende nereden kaldı biliyor musun? Ben size geldiğimizde röportaj yaptığımızda Kemal Aydoğan şöyle yapıyordu ya, moderatör oydu. Bunu Onur Güzel anlatır diye başladı. Sonra da bunu Timur Güzel anlatır. Bunu da Ulaş Güzel anlatır falan diye. O olmayınca ben böyle şey oldum galiba. Kemal abi de biraz sevgili. Tabii ki sevgili. Patronsuz tiyatroya. Nasıl oluyor? Vallahi hemen yanınızda Semaver Kumpanya var aslında. Oradan da örneğini görebiliriz. Onlar da yıllar önce hani ne diye kolektif diyelim buna. Hani biz öyle patronsuz derken şimdi şöyle, bizde yani her birimin tiyatroda patronu değil de bir mesulü var tabii. Yani gişemiz ayrı, kafe ayrı, repertuar seçimi ayrı, sahne üstü ayrı, arkası ayrı filan. Dolayısıyla patronsuz derken bunların hepsine tek bir ağızdan karar veren biri yok. Yani her şeyi beraber yapıyoruz. Fakat genellikle söz sahibi olduğumuz yer kendi alanlarımız olduğu için patronsuz, hani böyle bir patronsuzluk diyebiliriz. Yani patronsuz derken sahne üstünde benim ne yapacağıma bir başkası karar vermiyor tabii ki. Ya da ben gişede ne yapacağına karar vermiyorum. Bu konuşuluyor. Dertleşiliyor, geçiyor. Yani patronsuz demek değil de herkes kendinin kurtulma demek. Yani patronluğa itiraz. Patronluğa yani. Yani herkes kendinin patronu, herkes kendi biriminin patronu gibi bir şey. Sermayedarsız gibi bir daha çok yani. Evet, öyle bir sermayedar zaten tiyatroyla hiç yan yana gelmiyor. Yani sermaye ile tiyatro. Ama aslında asıl ona tekabül ediyor sizin söylediğinizde, bizim yaptığımızda. Yani hani birinin para verip işte o zaman benim dediğimi yaptığınız. Yani biraz tabii öyle bir şey yok ama zaten tiyatrolarda zaten öyle bir şey yok yani. Ben yani İstanbul'da kimsenin birine para verip de tiyatro yaptırdı mı? Yani keşke yani olsa. Çok özel firmaların kendi tiyatroları ya da şeyleri, sahne sanatları dışında, gösteri sanatları dışında öyle bir tiyatro yok zaten. Ya parayı verdim bunu oynayın diye bir şey yok. Peki yani bir yılı devirdiniz, nasıl geçti? Yani sezona da aslında hani kalabalık başladınız, 2 yılda 5 oyun. Yanlış bir söylemeyi doğru. Yok, herkes şöyle teri sildiler. Evet, bir baktılar ki 1,5 sene geçti. Biz de işte öyle geçti. Çok heyecanlı geçti diyebiliriz ya. 2 oyunla başladık. Çocuk oyunumuz da vardı, 3 oldu. İlk oyunlara başladığımız zamanlar
inşaatın yeni bitmesi ve hani sahnenin eksiklikleri, o bitmedi tabii ki. Bu bizimle süreç devam etti. Ama çok değişik bir duyguydu gerçekten. Hani sıfır olan bir yerde, size kendi yaptığınız bir yerde ilk sahneye çıkmak falan heyecanlı bir işti bizim için. Geneline baktığımız zaman yani sadece tiyatroda değil, aynı zamanda konser de verildiği. Sinema salonumuz var içinde bir ufak. Bütün o etkileşim çok güzeldi. Yani yaklaşık 80 bin falan insan ağırladık. Evet, bir rakamlar yani çıktı ortaya. Çok bilet, mesela bu bile evet, çok heyecan verici. Geçen sene 50 küsür bine yakın yani bilet ya kestik. Yani şöyle, bu bir yerin yani kültür merkezi olması için yani çok ideal bir rakam. Yani bilmiyorum yani 50 küsür bin bilet kestik. Şimdi sezona da çok iyi başladık. Hani artacak gibi de. Bir de yani naçizane söylemek gerekirse biraz konforlu bir yer yapmak istedik açıkçası. Yani içeriye rahat rahat girsin insanlar, rahat izlesinler, rahat çıksınlar istedik. Ama sahne olanakları bilmem neler yani sahiden çok iyi ama hani zaten ihtiyaç olan da o biraz. Belki hani imkansızlıktan yapılamıyor olabilir bilmem, buna rağmen iyi iş çıkarılıyor olabilir ama zorladınız sanırım. Yani. Zorladık evet. Yani yani şöyle biz imkansızlık bizdeydi yani. Ya şöyle imkansızlığa daha fazla ağlamak istemedik yani açıkçası ve şansımızı da zorlayalım istedik. Ya sadece bir de tiyatro ve konser, şimdi tabii kültür merkezi gibi artık ve böyle bir sürü alanda gerçekten çok başarılı işler yapmaya başladı. Hani kendi işlerimizin dışında işte bir takım firmaların caz festivalleri de oluyor, bir sürü konser de oluyor. Biz bir yandan da hani şey de Esra bir şey söyleyesin var söyle sanki. Gel şu çıkışta şey yapalım. Zaten Esra o kahkülü bir atıyorsa bir dönüp bakacaksın. Orada bir şey arkasından bir şey geliyor. Tamam. Kahkül sesli atlama o yüzden. Baya baya. O size mesaj verdi. Velveli konseri. Morse'la arkaya gönderiyorum ben. Gençler iş çıktı. Arkaya gönderiyorsun. Evrenin oluyor. Evet. Ulaşır döner. Düşer kafaya. Biz beraber yaşayabileceğimiz bir yaşam alanı da yaptık aslında. Aslında bizim konforumuz, mekanın konforuyla beraber. Aslında bir arada yaşamaktan keyif aldığımız insanlar. Yani çünkü tiyatro yapacağız hayatımız boyunca. Hayatımız boyunca arkadaş da olacağız. En azından şimdilik öyle gözüküyor. O zaman bir arada yani tiyatro sadece oraya gelip de bir oyunu çalışmak, çıkartmak, oynamak değil. Zaten beraber yaşadığımız, beraber nefes aldığımız. Ülkenin durumundan da bahsediyorsun zaten. Başka türlü bir dünya kurabileceğimiz bir alan olsun. Orada yaşayabilelim diye de yaptık aslında orayı. Oyunlar oynarken bir yandan da kendimize benzetmek, kendimiz gibi bir yer olsun istedik. Aslında esas konfor işin orada diye düşünüyorum. O insanın kendi konforu değil evet, mi? İşte konfor. O bencilliğimiz böyle olsun ya. Evet bencilliğimiz böyle oldu. Evet, evet. Patronsuzluktan kasıt da o, işte bir yaşam alanı kurmaktan kasıt da o, hepsi o aslında. Bazen biz çok konuşuyoruz tabii böyle işte ana akım denilen yerlerde çalışan arkadaşlarla. Tabii onlar başka yani milyon tane dertleri var. Ama gelip gidip iş tabii şeyde tıkanıyor yani. Acayip imreniyorlar. Ya bir kere kafanıza göre haber yapıyorsunuz. Mesela bu çok saçma değil mi yani hani. Haber yani haberi doğru yapıyorsun diye mesela imreniyor sana başka bir meslektaşın. Tabii canım. Çok ne kadar yani inanılmaz bir şey. Normal bir şekilde gerçekleşti artık kahraman oldu yani. Aynen öyle. Öyle sadece normalleri ekstrem yapan. Ekstrem bir şey yani. Yani normal insan davranışları gösteren çok iyi insan oldu. Çok iyi. Çok iyi haberci oldu. Yani haberi doğru yapan insan kahraman oldu filan. Yani standart olarak sürünmekteyiz. O kahramandan zıkkoya da geldiniz madem öyle. Bir de aslında yani tabii biz biraz Kemal Aydoğan'ın hani yönetmenliği üzerinden ve sizin oyunculuklarınız üzerinden de gördüğümüz oyunlar üzerinden en azından bir üslubunuz olduğunu düşünüyoruz tabii. Ama hani siz mesela moda sahnesinin kendine ait bir üslubunun artık oturduğunu, böyle bir şey tarif ediyor musunuz bilmiyorum tabii. Yani hemen ben söylemek isterim ki kesinlikle böyle, bundan da çok mutluyuz. Yani yaptığımız oyunlarda yani üslubun ne olduğunu anlatmayayım ama kendimizce bir dünyamız var. Biz yani bu dünya üzerinden kurmaya çalışıyoruz artık her şeyi ve yani şöyle en azından şunu söyleyebiliriz. Yani moda sahnesine gelen seyirci neyi izlemeyeceğini biliyor. Yani neyle karşılaşmayacağını biliyor. Bizim bir dilimiz oluştu. Biz bu dilde ustalaşmak istiyoruz tabii. Gitgide yeni başladık buna. Kesinlikle ben söyleyebilirim ki evet, bir moda sahnesi üslubu oluştu. Aslında o şey yani biz böyle bir yer açtık ve 1,5 senede bir üslubumuz oluştuğundan ziyade
Biz daha önce de yani yıllardır 12-13 senedir beraber tanışan ve çalışan insanlarız moda sahnesinden önce de. Yani yaşama bir bakış açınız var, bir algılama biçiminiz var. Yani bir üslubumuz olsun ya da böyle bir yola çıktığımızdan değil. Kendi kendine ne yapsak işte bize benziyor dediğimiz şey o yani. Hepimize benziyor. Kemal abinin aklına benziyor, bizim aklımıza benziyor. Hayatı, algılayış biçimimize benziyor. Bu sonuç olarak bir üslup oluyor. Hep vardı zaten bu. Çünkü aslında Hamlet'le bu yani ilk oyununuzla hemen bu bir açıldı ya. Evet. Yani o konuda hani bir sürü şey yazıldı, çizildi. Kimileri mesela yorumlamayı başka türlü değerlendirdi. Bazıları beğendi, evet. Bazıları sevmedi. Aslında o biraz onun şeyi diye düşünüyorum evet, ben evet. En azından. Aslında biz böyle olmasını da biz istiyoruz yani. Çünkü biz de bu işin hani eğitimini aldık, evet aldık ama belki tam olarak bunu öğrenemedik. Belki de biz bunu başka bir şekilde yorumlamamız lazım. Yani Hamlet, Zucco, bütün klasikler belki tam olarak bilmiyoruz yani klasikleri. Belki ülke olarak da yanlış anladık yıllarca. Belki ama şimdiki kafayla da bu değişik bir şekilde oynamak lazım. Ne bileyim biz de öğreniyoruz işte. Yani o üslup oturuyor. Biz de çıplak bir salon yaptık ve orada Hamlet oynuyoruz. Müzik yok oyunumuzda. Herkes ışığın altında, herkes sahnede falan. Evet yani biz bunu bilerek seçiyoruz. Yani. Biz... Neredeyse kostümümüz bile çok. Sen bayağı tişörtle yani. Oynuyorsun. Evet. Hamlet böyle tişörtle beyaz falan. biz sahne seyahından bahsetmeden önce isterseniz hem içinde moda sahnesinden yani onların oyunlarından görüntüler de var. Bir VTR hazırladık. Onu izleyelim. Sonra sahne seyahı ne yapıyor, ne ediyor? Biraz ondan bahsedelim. Moda sahnesiyle ilgili daha konuşacağımız çok şey var biraz. Tabii oyunları deşelim özellikle. Ha, güzel olur. Masaya yatıralım. Masaya yatıralım. Masamız masada geniş. Kalmıyor. Yani çok. Sayıma çok yakıştı ya bu. Bu anda mı? Sessizlik 5-4-3-2-1. Ya aslında ben koleji kastetmiştim ama yapacak bir şey yok. Onu da izleriz artık ilerleyen bölümlerde. Hamlet'le arkadaşlar açtılar. Sahne seyyahının yani böyle biraz başta anlattım insanların kafasında ne oluştu bilmiyorum ama tam olarak aslında öyle bir şey. Ama sen anlat. Ben girdim ama. Öncelikle hakikaten... Güzel iş yapmışız. Görünce bir daha fark ettim. Ellerinize sağlık. Daha da yeni başladı. Ben sahne seyyahını moda sahnesine değmeden zaten anlatmam mümkün değil. Şöyle, tek seyyah ben de değilim. 3 kişi yapıyoruz bu işi. Zeynep ve Tanju sunucumuz ve bütün işin teknik kısmını yaptığımız Zeynep beraber. Şöyle başladı sahne seyyahı. Aslında bir fikir, bir algı olmadan önce moda sahnesinde Tanju çocuk oyununda oynuyordu bizim sunucumuz. Ve biz o çocuk oyunu bir fragman hazırladık. Fragmanı hazırladık, çektik. Güzel oldu, beğenildi vesaire derken dedik ki biz bunu hadi bir bölüm haline getirelim. Bölüm yaptık. Söyleşiler çektik. Derken işte kurguda bir üslup yaratmış bulunduk. Üslup beğenildi. Daha sonra diğer oyunların da üzerine gittik. Dedik ki bu bir bölüm de olurmuş gayet. Bir kültür sanat programı da tasarlayabiliriz. Ama sadece tiyatro üzerinden aksın çünkü çok seviyoruz. İzlemeyi de çok seviyoruz. İşte gitmeyi, gezmeyi de seviyoruz. Sahne. Derken tasarladık ama tabii televizyonun büyük baskıları arasında böyle ezilmeye başladı. Yani hem tiyatronun zaten aldığı bir doğal sansür var televizyona geçişinde. Dedik evet, ki evet. Zaten sinemanın da çok şeyi kalmadı da kıymeti yani sinema programı kalmadı. Çok gündem yapmak kalmadı. Çok ünlüler falan oynuyorsa o zaman gidip işte galasında. Ben şeyi hatırlıyorum sahiden çok ironiktir sinema o yüzden söyleyeceğim. Gösterecek salon kalmadı yani. Tabii tabii. İtirazım vardı yani Serkan Keskin'in mesela performansı hani çok kıymetli ya. Yani hani tabii ki hepsi öyle ama yani galada Azal Kaya'yla röportaj yapıp Serkan Keskin'in yüzüne bakmayan haberler çok gördük ya. Yani. En son çok, şeydi. Çok... Ana akımdan kurtulmak galiba yani oradan sıyrılmak gerekiyor ya. Biraz böyle çare nerede acaba yer altında bir şey. Çare burada Drogba. Burada çok çare çok ben şey işaret etmiş gibi oldum ama o anlamda İsa'yla mesela ben çok üzülmüştüm yani o haberleri izlerken o dönemde filmi de izledik. Ringo Lingo şişeler neyse başka türlü telaffuz ediliyor falan da bir şey var. Anonim bir şarkı var. Ondaki rakıyı
sansürleyen bir medya kanalı var ya. Bizi çağıran, o şarkı için çağıran, o şarkıyı söylememizi bizden isteyen falan. İsteyip ondan sonra, sansürlemeleri... Evet evet, rakıya geldiğinde fade out veren falan böyle. Ama bizde de diyemiyoruz. Bu arada haberin olsun. Biz de bir cezamızı aldık. Program 100 lira bin lira açıldı. Ben üzerime düşeni yaptım, sıkıntı yok. Devam edebilirsin sen. Yani... Nasıl? Neyle sıkıntı? Sen devam et. Devam. Böyle. Yani açacağım çünkü yani şu haberiniz... Tamam. Sadece şey hani... yani başka bir şekilde ifade edebilirsin. Alkollü içecekler falan. Bir alkollü içkinin şeyde vuku bulduğu, şarkı sözü itibariyle vuku bulduğu bir noktada. Fade out nasıl çeviriyormuş? Öyle yani hani öyle bir... Şarkıdaki bir noktayı sansürlemek gibi bir tabii, hal tabii, var. Tabii yani tabii yani çok yaptılar ya artık vesaire. Böyle... Yayınlarken film kesiyorlar yönetmen sormadan falan çok... Çağırırken de bilmiyorlar mıydı ki içinde öyle bir şey olduğunu? O şarkıyı bilmemeleri ihtimali yok çünkü... O zaten o Zeki Müren o olay onu, yani. Hani o şarkıyı şey yapan, ortaya sofraları çıkaran... Sofraları artık bir sonraki aşamaya geçip yani. Sansürlemek için çağırmak falan ha, gibi bir şey. Ha değil mi? Yani. Bir de dekoltesi sansürleme kısmı gelsin de keseyim falan diye. Gel söyle şarkı. Burası şey, böyle, burada bir boşluk var. Tamam, dekolde var, orada bir boşluk var falan gibi. Kabul. Derken siz de onun içine girdiniz. Aynen. Sonra sıyrıldık bu durumdan. İnterneti taşıdık işte. İnternet mecrasının özgürlüğünü kullanalım dedik. Hem ulaşmak istediğimiz kitleye daha doğrudan hem de istediğimiz şekilde ulaşalım dedik. Moda sahnesinin az önce bahsedilen üslup, ben o tevazuyu yıkarak biraz daha moda sahnesini anlatayım. Yani her aşamasında görebilirsiniz gittiğinizde. Yani bizim ilk tanışmamız da aynı şekilde oldu. Yani ya işte şöyle açıklıkla söyleyeyim. İşte okuldan yeni mezun olmuştuk ve çok değerli oyuncu abilerimle beraber işte bir çalışma fırsatı bulduk. Bu çok güzel bir şeydi bizim için. Sahne Seyyah'ın en büyük getirilerinden bir tanesi budur. Öncelikli olarak. Ve tiyatronun her alanında her birini, her şeyi yaparken görebilirsiniz. Bir süre sonra aynı algıya zaten kendinizi kaptırıp bir şeyin ucundan tutmuş buluyorsunuz kendinizi yani. Onun için biz yapmıştır onlar. Çok olduk. İşte bu, gelsin bu, şeyi kolonlara girsin falan. Aynen öyle. Bu güzel ruh da bütün oyunlara yansıyor. Biz de çekmekten anormal keyif alıyoruz. Yani sahne Seyyah'ın moda sahnesi sayesinde oluşturduk ve devam ediyoruz. Peki yani... Buradan hani nereye varacak? Yani moda sahnesi de başladı. Diğer tiyatrolar için de yapıyorsunuz. Sizin buradan hani mesela en nihayetinde bunları yapmanın işte teknik, mali bilmem ne bilmem ne tabii bir şeyi var. 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 Yani ciddi bir külfet var mali, i̇şte maddi olarak. Trafikteydik ya çok iyi geçerken. Bunu da konuştuk diyorsunuz. 40 dakika bunu konuştuk. Ne yapacağız? Buradan ne yapacağız? Yani çok büyük bir hedefle başlamadık. Şöyle ne yapacağız vesaire. Ama bir destek bekleyerek başladık tabii ki. Yani destekten kastım destek değildi. Bunu bir sponsorluk aşamasına taşıyıp en azından giderimizi karşılayacak şekilde bu işe devam ederiz. Düşüncesiyle de çıktık aynı yolu. Çünkü bizim yani yaptığımız, çekmekte olduğumuz her şey maddi külfet olarak eklenmeye de devam ediyor. Yani bu çekim sahne işlerinin... tiyatroda da mı kalacak peki yani? Hani i̇şte biz de biraz onu konuştuk. Aynen öyle. Yolda bütün cevapları bulup gelmeniz çok yani, mutluluk. Bizim şimdi salonda mesela... Biz o yüzden köprüde trafiğe bıraktık. Tabii canım birazcık böyle hazırlanalım diye. Bizim orada... sadece bu ay 24 farklı etkinlik var. Yani dans gösterisi de var, stand-up da var içinde. Hem türlü dans gösterileri var hem de konser var. Bir sürü konser var. Sinema gösterilerimiz var. Bilen bir kahkül daha aldık. Yani hepsi var. Dolayısıyla aslında yani sadece içindeki tiyatro oyunlarının değil, belki yani bütün her şeyi gösterebileceğimiz bir şey olabilir. Çünkü böyle tiyatro insanların aklına yekten ölü yatırım fikri geliyor yani. Evet ya. Halbuki öyle değil. Yani biz söyleyebiliriz ya, iyi oyun seyirci yapıyor yani. Bayağı da yapıyor. Bizim İstanbul'da yani dolu geçen bir sürü oyun da var. Yani bir sürü güzel oyun da seyirci yapıyor. Aslında tam öyle değil ama böyle bir yerleşmiş o. Hani tiyatro mu ne olacak okey ondan evet, falan. Evet baskı gören programa bakar mısınız? Tiyatro oyunlarının İstanbul'da gezip fragmanlarını ve yani bayağı çok yetenekli çocuklar. Şimdi hani böyle mütevazı konuşuyor ama hani yaptığı işler evet. Diğer VTR'lerde girerse göreceksiniz. Hani bu kadar yetenekli inanılmaz... Yani tiyatro teaser'ı mı diyeyim artık, fragmanları yapıyorlar, oyun tanıtımları yapıyorlar. Oyunun öncesiyle, arkasıyla öyle o kadar güzel şeyler yapıyorlar ve
mesela bu sponsor bulamıyor ya da işte televizyona olduğu zaman yani tiyatro programı falan oluyor evet. insanlar. Yani baksanıza hani içki markası hani ya da içki sansürleniyor diyorsunuz hani tiyatro programı teaser yapan şey baskı görüyor artık. Anlamadım ki ne olacak yani ne yapacağız biz yani. Onu yapma geriye ne kalıyor acaba? Ne olacak gibi Bir de şey tabii yani Onur'un söylediği şey doğru yani. Hani alternatif mekanların birçoğu için bunu söyleyebiliriz son dönemde. Yani hani DT'nin, ŞT'nin o şeyinden ölü toprağını attıktan sonra insanlar aslında epey bir alternatif tiyatrolarla böyle inanılmaz bir seyirci bulduğunu da hakkını vermek lazım. Hani insanlar gitmiyor falan yok öyle bir şey aslında. Trend gibi bir şeye gelmeye başladı. Yani görsel sanatlar, sahne sanatları pardon. Böyle bir yandan da çok çeşitli sahneler açılıyor. Büyük, devasa prodüksiyonları getirmek için yerler açılıyor. Yani aslında baktığınız zaman yükselişte olan da bir şey. Yani tiyatronun da galiba işte yine tekrar öyle toprağın üstünden atması gerekiyor bu yol içinde. Peki moda sahnesi alternatif sahne mi? Yani kendini onların arasında koyuyor? Ya valla alternatif ne alternatif nasıl? Evet, hani nasıl onların bir şeyi var ya yani ortak bir alternatif ya şöyle, sahne. Şöyle bir tuhaflık var. Ben hemen şöyle küçük bir şey söylemek istiyorum. Alternatif sahne, alternatif oyun. Şimdi mesela biz Hamlet'i oynarken de biraz parantez açmış gibi olacağım ama. Biz önce çevirisini yaptık oturduk. Eski çevirileri kullanmadık eski demeyeyim de kendi çevirimizi yaptık. Ve otomatikman böyle bir alternatif oyun, alternatif reji falan gibi bir şeye geldi. Halbuki öyle değil yani. Biz yine orada yazılanı ne düşünüyorsa biz de onun buradaki karşılıklarını yapmaya çalıştık. Yani dönem kostüm giymeyince otomatikman alternatif olmuşsun gibi böyle bir hava var. Halbuki alternatif biraz da manada olur değil mi yani aslında? Yani fikirde olur. Alternatif kostüm, tişört giyince alternatif olmuş olmuyor ki aslında. Ama alternatif sahnelerinki zaten fikri ve içerik olarak da alternatifin tanımı da galiba şey bizde bir tuhaf. Ya. Alternatif ne alternatif? Ben alternatif miyiz değil miyiz bilmiyorum. Yani. Neye alternatif? Yani bilmiyoruz. Yani klasik sahnelemeye alternatif, klasik sahneleme ne? Yani sisteme alternatif olabilir en fazla. Hani çünkü paraları olmadığı için insanlar küçük salonlara gidiyorlar. Otomatikman alternatif oluyorsun. Evet. Oynayıp, 30 kişi oynayınca alternatif olmuş. Zaten galiba konuştuğumuz şeyleri düşünürsek yani tiyatro yapmak alternatif bir şey. Evet. İyi insan olmak alternatif. Biz Hamlet'i yaparken alternatif bir oyun yapmadık. Biz yine Hamlet'i yaptığımızı düşünüyoruz yani. İçinden atıp başka bir şey koymadık oraya yani. Helikopterle gelmedi işte yani. Böyle gazlı içecek içmiyor yani. Yani dert neyse bugünün derdine evet, yaklaştırıp oynamıyor. Aynı yani derdin aynısını yapmak gazlı içecek. Ben kesin marka falan söylüyorum. Yok çalıştık bunları ya yolda. Algıda seçicilik yani. Direkt çalıştık şey bunları yolda. Zulladım yani şey. Dedim ki Allah'ım. Ama ben de şöyle oldum yani böyle. Yani evet. Ben tam onu fark ettim dedim ben kesin. Falan beynim çalışmaya başladı benim. Aa çok iyiyim ya. Yok. Hepimize bir kahve ya bana da kahve lütfen ya. Bu iyi gidiyor yani kahveyi. Sahne Seyyah'ın bir VTR'si daha var o kolaj olan onu izleyelim. Sonra şarkı dinleyelim. Güzel olur değil mi? Evet. Evet bence de. Çok güzel olur aynen öyle. Aynen öyle. Geldiniz. Neye hoş geldiniz? Matine Suari'ye hoş geldiniz. Yok olmadı. İki Kalas Beyves. Tiyatro kafası. Sahne aşığı. Sahne. Sahne güzel. Sahne rüzgarı. Postası. Pastası. Hastası. Kuklası. Fıtpısı. Fıtpıs ne ya? Sahne tayyarı. Sahne teyyare. Sahne tozu. Tuzu. Perdesi. Püskülü. Sahneyi sultani. Le sahneyi sibuble. İstanbul sahnesi başlıyor. Yok olmadı. Sahne köprüsü. Sahne gezgini. Of. Güzel. Yetenekli, dürüst, hatta sadık. Biz bir zamanlar dosttuk, değil mi? He? Maria ne düşünecek? Ben çünkü ben evliyim. Evli bekar. İşte kendimizi büyük göstermek için dünyamızı gitgide küçültüyoruz. Bu tavan ve duvarlarla kuşatıyoruz. İşte bundan dolayı ev yapmak istemiyorum ben. Ama Kaya Bey bazen canım çok yanıyor. Koskoca bir boşluk oluveriyor dünya. Sonra şu karşı duvarda bir girdap beliriyor. Sanki beni böyle içine çekiveriyor. Gözlerim kararıyor durduk yerde. Göğe baktım. Bulutlar. Salkım salkım bulutlar gidiyorlar. Öğretmenim çalıyor mu? Buldum mu? Kaç yıl oldu saymadım. Köyden geçeli. Diyorsun. Mevsimler geldi geçti.
yoksa bana kesin mi? Unuttun mu beni? Gel. Yoku varsa sahne seyahına dahil olacağım. Onu biliyor muymuşuz öyle? Ben hiç parmağımı veremiyorum o zaman yani. Aslında aynı şey yapıyoruz. Ben de sürekli tiyatroya falan gidiyorum. Yani çekim yapıyorum. Sonra kurgu da yapıyorum, haber yapıyorum. Hani aslında temel olarak aynı şey yapıyoruz. Değişen şey yok. Bence olur yani. Giderimiz var. Olur yani. Peki tabii moda sahnesiyle ilgili şunu da çok konuşuldu kurulumdan beri. Hani çok tanınmış simalar, kalabalık bir ekip ve onun hani işte birazcık işte şeyi tiyatro seyircisini çekecek mi, çekmeyecek mi, nasıl olacak, onun payı nedir? Herhalde bu yılın sonunda o daha iyi ortaya çıkmıştır. Sizin gözleminiz nedir? Orada bence yanlış, çok tanınmış simalar. Çünkü işte sokaklarda görürsünüz kuşak kağıdına dört tane ünlü yan yana. Böyle hepsi biri bornozla, biri şeyle falan. Hepsi çok ünlü adamlar. İşte sezonda 10 tane, 12 tane oyun oynarlar ve bir daha oynayamazlar. İşin kalitesiyle ilgili bence. Hani bunun tanımış bir sima ile ilgisi yok deyip sözü Timur'a yarabildim. Bunu Timur güzel anlatıyor. Bunu tamam. Timur güzel anlatıyor. 30 saniyede bunu bağladım, ben topu atladım. Yani. Ya biz açıkçası şeyle, yolculuğumuz şeyle başladı bizim. Kemal Aydan'la mesela tanınmamış simalardık o zaman. Bundan 6 sene, 7 sene önce. Oyun oynuyorduk. Ben hep tanıdım. Onur aramızda çok şanslı, hep tanınarak geldi. Ama bunun bir şeyi vardı. Bizim hep izlediğimiz bir yol vardı. Ne bileyim, ilk oynadığımız oyun Hırçın Kız. Belirli bir ortalamayla başladık, oynadık. Ondan sonra Testosteron. Belirli bir ortalamayla başladık. Tabii. Onda hiç ortalama yoktu. Full kas, full gitti falan. Aslında hani... Evet, onu öyle bir yorum vardı, tanınmış simaların tiyatroya katkısı. Şimdi o aslında değişiyor, tiyatronun o tanınmış simalara katkısı oluyor yani. Artık birazcık o kafa değişti gibi bir şey. Evet. Değişmek yani, zorunda doğrusu, daha doğrusu. Kronolojik olarak o tanımda bir hata var, biz ilk yap... Şu yani tiyatroda oyunlar yapmaya başladığımızda bizim ilk seyircimiz 6 kişi mi 7 kişi mi öyle bir şeydi yani. Sonra böyle sonra arttı bitti filan bir şey derken biz de büyüdük filan, başka işler de işin içine girdi, tanınmaya da başlanıldı filan. Orada kronolojik bir hata var yani. Bence çok güzel bir düzeltme yaptınız ama. Ne bileyim, artık öyle geliyor. Bence iyi oldu. Esra, birazdan şarkıyla devam edeceğiz. Şimdi Gürcüce, Pomakça, yani işte Kafkas'tan Balkan'a dedik. Burası nasıl buluşuyor? Zor oluyor mu yani? Hem müzik çok altyapısı açısından, hem söylemesi, ağzı, ne bileyim şivesi. Çok zor oluyor da yani. Mesela nasıl bir çalışma tarzınız var? Biz Gürcü'yüz de. Gürcü'yüz de. Timur Gürcü, ben Gürcü'yüm. Yani diyor musunuz peki Gürcü'yüz? Hayır. Hayır. Heyecanlı. Biraz dedi, o hayır. Babamdan duyduğum işte. Kendi adıma başından beri zaten şarkı sözlerini şey yaparken, çalışırken bu kadar dili bilme ihtimalim yok. Ama bu şeylerin de hani bu dillerin de hepsinin değişik şeyleri var, hikayeleri var. Yani güzel, anlatmaya değer hakikaten hikayeleri var ve şey de bir yandan da biz hani kendimiz düzenlemeye çalışıyoruz bu şarkıları. Böyle bir derdimiz de var ya. O yüzden şey de hani folk şarkılar, etnik şarkılar hani ticari kaygı güdülmeden yapılmış şarkılar oluyor ve daha şeye hani daha düzenlemeye, daha kendi içimizden geleni içine katmaya yatkın şeyler oluyor melodik olarak da. Çünkü ve melodilerin de hikayesi oluyor bir yandan. Yani hiç şeyini bilmediğiniz, hiç sözlerin ne anlama geldiğini bilmediğiniz şarkıları dinlediğinizde şeylerde, özellikle dediğim gibi etnik şarkılarda şey yapabiliyorsunuz. Yani hani şunu dedi galiba la gelen bir şey oluyor. Yani hani o hikayeye dair bir his oluşuyor. Melodilerin hikayesi dediğim noktada o. Ve o melodilerin hikayesini anlatma hali çok hoşuma gidiyor benim kendi adıma. Ve Velvele'yle bunu yapabiliyor olmak çok hoşuma gidiyor. Bu kolay kolay yapabildiğiniz bir şey de değil. Çünkü yani total olarak anlaşmamız gerekiyor ve farkındaysanız 7 kişiyiz yani. Yani çok katılıyorum buna. Bizim tiyatroda Aynur konseri oldu. Ben hiç anlamadım dilini ama perişan olduk vallahi içeride. Gerçekten öyleydi yani.
Aynur'un şey gönül yarasındaki sahne gerçek ya. Herkes için galiba. Onda onda herkes de aynı doğru. Şey oluyor. Kürtçe. Yani, kardeş ya, türküler falan da geldi. Anlamak yani. Gerekiyor. Her bir de anlamıyorsun mesela. Ama hakikaten harbiden hissi geçiyor yani. O biraz yani melodinin içinde de. Öyle bir noktada şeyden de azad oluyorsunuz. Yani yetenek satma zorunluluğundan da azad oluyorsunuz. Derdiniz olmuyor çünkü. Derdiniz kendi adıma gene yani hani derdim hikaye anlatmak oluyor benim. Seviyorum bunu çünkü yani hani bir şekilde yapabilmek bunu ya şeyde sohbet arasında ya şeyde hani becerebilirsem bir gün üniversitede, lisede neyse hani tiyatro sahnesinde ya şeyde şarkı söylerken ne bileyim türlü çeşitli bir şekilde şeyler var. Amacını aşmış tonlarca iş güç var, amacını aşmış tonlarca dert anlatım şekli var diyelim. Yani hani dert anlatımıyla belki başlamış bir zamanlar, işte ilk daha ilkel zamanlarda falan ama amacını aşmış tonlarca şey var. O böyle ilkele biraz daha şey yapmak, dönmek rahatlatıyor beni ve zaten cücük kadar hayatımız var toplasın. 60 sene mi ortalama? 70 sene mi? Ben kadının benimki 70 sene herhalde yani. 70 hani. 45 ya. Şey var, istatistiklerden bahsediyorum. Onları için anlıyorum. Bunun şeyini hani 30 senesini çok iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle verimli yaşıyoruz falan. Ve bana huzur veren bir şey yapmak istiyorum. Yani hani bu benim tanımladığım verimli bencillik. Bu verimli bencilliğin içinde de bu çok güzel bir yer kaplıyor. O yüzden şeyin hani şarkı sözlerini şey yaparken, çalışırken, şeyi melodiyi çalışırken, şarkı sözlerini çalışırken ille yardım alıyorum. Var çünkü Gürcü tanıdığım tonlarca var. Siz de bilirsiniz. Çok var çünkü. Çok var. Makedon tanıdığımız arkadaşlarımız var. Arnavut var. Yunan çok arkadaşım var. Benim kendi grubum vardı. Hatta geldik buraya şeye bir programa. Ve şey... onlardan yardım alıyorum şeyde telaffuz konusunda çünkü şeyi veremediğiniz zaman o kelimenin telaffuzuyla gelmesi gereken duyguyu veremediğiniz zaman şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Böyle hani sözleri söyledim, sesleri de bastım, döndüm, gittim oluyor. O ne benim o işime yarıyor. Öyle oluyor zaten. Yani, ne fark eder mi? Ne benim işime yarıyor, ne başkasının işine yarıyor, ne dinleyenin işine yarıyor. Bir şeyimiz de alışveriş de kalkıyor ortadan falan. Hani kendi kendimizi o an için sadece tatmin etmiş oluyoruz. Onun dışında şeyi bilmiyorum. Yani hani dilleri bilemiyorum, bilmiyorum. Bilmek istiyorum ama üşengeç ve tembel değilim. Ama en azından şeyini, telaffuzunu... çok çalışmış olduğumu söyleyebilirim. Zeki ama çalışmıyor kızımız. müzisyen arkadaşların mikrofonu açık mı? Ay onların da mı şey yaptı? Açık mı? Ha siz bir şey söyleyecek misiniz? Bir tek ben konuşmayacağız. Şimdi o söyledi biraz Esra hani şarkıyı söyleme halini ama sizin çalma haliniz açısından işte dedik ya işte Balkan'dan Kafkas'a nasıl tutturabiliyor musunuz ritimleri? Biz anlamıyoruz diye mi öyle geliyor? Ben olduğum için. Yönlerini çevirebilirsiniz. Valla bizim için zor olan bence daha düzenlemeli şarkıları, hani kendi düzenlemelerimizi çaldığımız için düzenlemeli şarkıları daha güzel nasıl çalabiliriz? Yani bizim için zor olan sadece bu. Onun dışında zaten Esra'nın söylediği çok bizi ilgilendiriyor. Böyle bir kolaj. Çok. En güzeli bu. Bunlara rağmen 5 senedir beraberiz düşünüyorum. Artık, yani. Artık o kadar güzel oturduğunu düşünüyorum ki arkadaşlarım aynı şeyi düşünecekler zaten. Düşünecekler. Sen bir söyle onlar düşündü. Şey yapacaklar. Katılacaklar sonra da. Düşünüp katılacaklar. Aynen. Repertuar seçimimizde, şarkı seçimimizde Esra'nın söyleyebileceği, Esra'nın güzel yorumlayabileceği işte şarkılar seçmeye çalışıyoruz. Zor, çok zor. Hani zorlandık. Birazdan bayağı senden dert yanacaklar ya. İş oraya doğru gidiyor evet, yani. Evet. Esra'nın söyleyebileceği şarkıları daha çok. Değil mi? Çalışmaya çalışıyoruz. Yani onun nasıl diyeyim telaffuz edebileceği. Esra ya bu güzel bir şarkı. Güzel şarkı söylüyor. Onda sıkıntımız yok. Yok. Bebeğimiz. Göz bebeğimiz Esra. Ama hani daha güzel nasıl yorumlayabiliriz?
hangi şarkıyı daha güzel okuyabiliriz gibi. Aramızda da. Teknikten arkadaş. Ha, fark et. Evet. Bayağı akil insan pozisyonunda şu an. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. O zaman şarkıyla devam edelim. Şeker'den sonra küçük bir ara, sonra yeniden buradayız. Esra'yı sahneye alıyoruz.